Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. DLS 21'de bugün yan hesapla oynuyoruz. Biliyorsunuz çöp bir kadromuz var. Yan hesapta sadece Firmino var arkadaşlar. Firmino ile bakalım. Bugün neler yapacağız? Günü kurtarabilecek miyiz? Kimlerle oynayacağız? Derken oha be birader. Trabzonspor diye bir rakibimiz geldi ama kadroya bir bakın abi. Şu kadroya bak. Bakar mısın? Yani bizden kat kat güçlü bir rakibimiz. 15. sezondayız. Bakalım neler yapacağız. Kendisine de başarılar diledik. O da bize başarılar diledi arkadaşlar ve Pay Play çerçevesinde başladık bakalım ne olacak. Yani biz Pay Play çerçevesinde başladık bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak. Firmino oraları baya bir rahatsız etti ilk dakikalarda ama vuruşu dışarıya. Çöp kadroyla nasıl oynanılır? Böyle Trabzonspor gibi daha güçlü ve bunun gibi kalitede takımlar nasıl tokatlanır? Onların örneğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Belki de tokatlanmanın örneğini de gösterebilirim. Bilmiyorum. Amacım bu takımları yenmek arkadaşlar bu çöp kadroyla. Bu kadroya da transferler yapacağız. Onun da bilgisini vereyim. 4000 altına yakın bir altın biriktirdik. Güzel 2-3 tane adam alabiliriz. Birazcık şöyle hareketlendirebiliriz. Çünkü kadromuz çok zayıf arkadaşlar. Bun Agüero ilerliyor. Kaleciyi çıkarttık. Jones. Courtois'un yetiştirdiği kaleci Jones Agüero'dan çıktı topu aldı ve Marco Kolar mükemmel bir asist mi geliyor? Marco Kolar 1-0. Marco Kolar kaleci Jones'un yapmış olduğu asistten sonra 1-0 öne geçiyoruz. Trabzonspor karşısında. Fernandes vardı orada. Kroos, Toni Kroos uzaklardan vurdu. Dons. Adam oyunu durdurdu. Defansife çektik birazcık arkadaşlar. Ne oluyor lan dedi yani. Adam da şaşırdı. Rafael'i uzaklaştırdık. Ricardo. Kolar. Organ. Orada bir anlaşmazlık. Van der Mer var. Toni Kroos da kaldı yine. Bir ara pas geldi. Fischer var ona rağmen. Dakika 29'da gol yiyoruz. 1-1 oldu. Sergio Agüero. Az önce kaçırmıştı ama şimdi affetmiyor ve golünü atıyor. Durum 1-1 arkadaşlar. Van der Meer, ondan Joka, Firmino. Güzel paslaşmalarla sokulmaya çalışıyoruz. Rakibin yarı sahasına doğru, ceza sahasına doğru kaptırdık. Vitolo. Vitolo'dan Agüero'ya. Agüero. Güzel pas. Tekrardan Toni Kroos. Toni Kroos sıyrıldı birinci rakibinden. İkinci rakibinden sıyrılacaktı ama Agüero'nun önünde kaldı Fischer. Firmino güzel kazandırdı. Orta yuvarlaktı. Şimdi Firmino ile ilerleyeceğiz. Firmino. Bir çalım denemesi başarılı. Firmino. Arkasından geliyor iki kişi. Ondan da sıyrıldı. Firmino. Kaleciyle karşı karşıya korner. Ah be. Bir iki adım daha atıp. Eğer bir iki adım daha atıp. Şutumu vursaydım. Şu an 2-1'di arkadaşlar skor. Marco Kolar'la kullanacağız korneri. Firmino'yu kafa vuruşuna davet ediyoruz. İçeriye Firmino yerden bir vuruş geçmedi diye hala Firmino'da bir karambol Kolar vurdu. Out dakika 44. İlk yarının son dakikalarında yine tehlikeli geldik ama maalesef golü atamadık. Agüero. Agüero şimdi soluna aldı topu. İçeriye doğru bir pas geçmedi. Kale çıktı uzaklaştırdı. Kale boş kayarak müdahale. Yine Jones'ta kaldı top. Kaleci Jones bugün kalesinde devleşiyor Trabzonspor karşısında. Güzel bir maç çıkarttı ilk yarı. Son düdük geldi. İkinci yarıya hızlı bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Bastık. İkinci yarıda yani şu ana kadar bile bir like'ı hak eden bir oyun oynadık arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayıp da izleyen çok arkadaşlarımız var. Bilginiz olsun. Ya abone olun ya da abone olanlar izlesin arkadaşlar. Abone olmadan izlemek ne demek ya? Lütfen rica ediyoruz. Bu bir ricadır yani. Firmino. Orta yuvarlakta Vitolo. Ross. Ross bu aralar güzel oynuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Firmino bir pas düşüncesi geçmedi. Kaleciye kadar geldi top. Uzun oynadılar. Orta yuvarlağa doğru. Fernandes. Yükseldi vuramadı. Toni Kroos. Van der Meer. Hala Toni Kroos. Eyvah Gorter faul. Faul yaptı. Sarı kart gördü. Gorter. Oyuncu değişikliği yaptık karşılıklı dakika 60'larda. Serbest vuruş kullandılar. Barajdan döndü. Horgan var orada. Haller. Geriye bir pas. Eyvah tehlikeli geldiler. Dzeko direkten döndü. Gorter hala bir karambol. Kaleci Jones'ta kaldı top. Trabzonspor çok net fırsatı değerlendiremedi. Bir karambol yaşandı orada ama bir türlü topu kaleye gönderemediler ama bir kontra yediler şu an. Kolar
işte abi. Kovar çok zayıf. Bu tarz çalımları atıp şakır şukur gitmesi lazım oradaki adamların ama maalesef Kovar çok zayıf arkadaşlar. Şu an bir tık sağlam adam olsaydı 2-1 öndeydim. Geçemiyor yani. Çalım bile atamıyor. Yapacak bir şey yok. Yine Marco Kovar. Marco Kovar. Pas vermekte gecikince kaptırdı topu. Bogic. Faul yaptı Toni Kroos'a. Rakibimiz yine tehlikeli noktadan faul kullanacak. Edim Dzeko çıkıyor. Moreno girdi onun yerine. Rakibin kadrosunda ve top Jones'ta kaldı. Dakika 73. Uzun oynadık. Kimse yok. Defansif yapınca tabii ileride kimse olmuyor. Firmino. Firmino attı çalımını sıyrıldı. Firmino önünde boş bir alan var. Bundan da sıyrılırsa tehlikeli olabilir. Sağından attı, solundan geçti. Solundan attı, sağından geçti. Bir bacak arası daha. Bir vuruş. Dışarıya dakika 80'ler. Roberto Firmino etkili geldi buraya kadar ama son vuruş başarısız, etkisiz. Kaleci kullandığı orta yuvarlakta indirdik. Kapabilirsek bu ya. Aynen kaptık. Tehlikeli olabilir diyecektim ama Kolar'a maalesef Kolar. Kolar kaptı topu. Kolar mükemmel sıyrıldı Kolar. Marco Kolar gole gidiyor. 2-1. Dakika 85. Marco Kolar mükemmel gol attı Trabzonspor karşısında. Bu çöp kadroyla bizden bayağı bir güçlü rakibimiz karşısında kendi evimizde 2-1 öndeyiz arkadaşlar. Agüero. Kaptık Agüero'dan. Firmino. Güzel paslaştık yine Marco Kolar. Marco Kolar'dan tekrardan Firmino'ya geçmedi ama kapabildik mi? Hayır. Artı 6 dedi. Toni Kroos kaptırıyor. Tekrardan Firmino'nun koşanına doğru geçmedi. Taş bizim. Tamam. Bu taşla 6 dakikalık ilave süreyi yeriz arkadaşlar. Gorter'e bir pas. Gorter. Gorter. Ahman Persson. Firmino'ya geçmedi. Vitola girdi araya. Firmino kaptı ama topu. Bir çalım. Uzaklardan şut deneyeceğiz. Vurdurmadılar. Hala bizde mi? Firmino. Sol kanada dönmeyi istedi Ricardo. Ve son düdük geliyor. 2-1 bu karşılaşmayı kazanıyoruz. Bu rakibimiz karşısında. Başarılar diledik. Kendisini tebrik ettik. Ama adamdan ses çıkmadı. Maç başında emojimize tepki karşılık verdiydi. Oysa ki ama adamı tokatlayınca demek ki böyle oluyor arkadaşlar. Hız kesmeden ikinci maçımıza geçiyoruz. Bakalım ikinci maçımızda 15. sezonda Fransa. Oha be birader, kadroya bak. Adam full galibiyet. Kadroya bak abi. Kadroya bakar mısın? Oğlum ben bunu orijinal kadromla zor yenerim lan. Bu çöp kadroyla nasıl yeneceğim? Firmino. Neyse, moralleri bozmaya gerek yok arkadaşlar. Fransa Fransa diyor. Tokatlar geçeriz. Hiç gerek yok. Firmino. Tekrardan kaptırdı Hakimi. Joka. Gol kanattan Joka ile bindireceğiz. Bir çalım başarılı olur mu? Joka sıyrıldı. Ceza sahasına doğru sokuldu ama kaptırıyoruz. Kaptırıyoruz orada. Munyan. Kimdi lan bu? Harry Kane. Hernandez Harry Kane'den söktü aldı. Firmino'ya kazandıramadı. Fisher. Riske girmedi. Kaleci Jones. Kaleci Jones uzun oynadı. Firmino. Çok güzel indirdi Joka. Kolları güzel gördü. Rose. Mükemmel paslaştık. Rose attı çalımını. Ceza sahasına girdi Rose. Vurdu kaleciyle birlikte. Soktu. Gol 1-0. Golün ismi Andy Rose. Dakika 17'de topu kaleciyle birlikte ağlara sokan isim Andy Rose arkadaşlar. Yine tehlikeli geliyor Harry Kane. Fisher var karşısında. Fisher döktü, aldı topu, kazandırdı tekrardan Rosa. Rose. Firmino'ya geçmedi. Gorter. Ondan Kolar'a. Kolar yine güzel bir pas. Firmino sıyrılabilirse serbest vuruş hocam, kırmızı. Abi sarı bile vermiyorsun ya. Lan sıyrılsak kaleciyle karşı karşıya kalacağız. Nasıl sarı bile vermiyorsun abi? Organ. Geriye döndü Fisher. Rosa mükemmel pas. Rose Firmino'ya. Firmino Kolar'ı düşündü ama kaleci Boyce'de kaldı. Kalecinin vuruşu taça çıkacak mı? Tam çizgide Modric kaptı topu. Taç. Rakibimizin. Paris Saint Germain yazmış bir de arkadaşlar. Ama adamın Fransa Paris Saint Germain yazmış. Güzel oynuyor. Yani güzel oynuyor mu? Onu tam ona karar veremedim ama kadrosu bizden çok çok kat kat daha iyi. Onu biliyorum. Firmino. Mükemmel çalımlar üst üste. Yine serbest vuruş dakika 38. Hala kart çıkmıyor. Gorter topun gerisinde. Şöyle Firmino'ya doğru. Rose'muş. Rose'a doğru güzel pas. Rose gelişine kafa. Dışarıya be. Ulan o kadar müsait pozisyonda olacağını bilseydim. Böyle göğsümüzde yumuşatırdık.
gelişine çakardık ve 2-0 yapardık durumu ama maalesef arkadaşlar. Adam kaleciyi değiştirdi. Kaleciyi niye değiştiriyorsun oğlum? Kaleciyle ne alakası var? Kaleci Collins. Collins mi? Yok, AC Waikiki anası satayım. O nasıl bir isim lan? Firmino'ya güzel pas. Firmino. Kırılırsak 2-1 gelebilir. Firmino. Çalım denemesi başarısız. Kaleci Collins. Kaleci Collins. Bir hata geldi. Firmino. Kale boş. Geliyor mu 2? Boş kale 2-0. Oyuna sonradan gelen kalecinin yapmış olduğu hata ve rakibimiz kaçıyor arkadaşlar. Büyük ihtimal rakibimiz kaçıyor. Aynen. Kaçıyor. Yapacak bir şey yok yani. İşte bu çöp kadroyla bile böyle tokatlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani oyunun başında dedim. Çöp kadroyla kaliteli takımlar nasıl 15. sezonda tokatlanır? 14. sezona nasıl tokatlanarak ilerlenir? Bunun örneğini göstereceğiz demiştik. Evet, şu bağlantı sorunu falan bunları bir geçelim. Erza diye bir rakibimiz vardı. Evet. Adam kaçtı arkadaşlar. Kaçmayı bırakın. Oyundan çıktı yani adam. Oyundan çıkınca böyle oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Temsilci paketi diyor. Geç. Şuradan 30 altınımızı da alalım. 3700'lere 4000'lere yaklaştık arkadaşlar. Şimdi kadromuzda böyle yorulan, enerjisi tükenen bir adam yok. Tamam. Hızlıca bastık 15. sezona 3'te 3 yapmak için. Evet. Dişimize göre bir rakip sonunda geldi arkadaşlar. Az önceki rakiplerden sonra bu adam artık bize çerez gibi gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Karşılaşmaya başladık. Benzema. Benzema. Rugani. Daha doğru. Kimpembe. Tekrardan Benzema. Sıvılma çabası. Fischer var. Girdi araya. Dons. Eyvah. Dons uzaklaştırmakta gecikince bir fırsat doğdu rakibe. Ama Firmino'yu kazandırdık. Firmino. Attı çalımını, sıyrıldı. Önünde boş bir alan var. Bir çalım daha. Firmino. Kolar'a güzel pas. Kolar sıyrılırsa ki sıyrıldı. Kolar sen çalım atma kardeşim be. Sen çalım atma birader. Sen çalım atamıyorsun. Enerjin çalım atacak enerji yok sende. Fernandez. Riski girmedi, kaleci Jones'a döndü. Uzun oynadı. Kolar indirdi kafaya Firmino. Firmino. Ceylan gibi seke seke gidiyor Firmino ikinci rakibinden. Tam sıyrıldı diyecektim. Güzel oldu. Kırmızı. Petrovic'is mi? Yok. Travis. Lewis Travis kırmızı kart görüyor arkadaşlar. Rakibimiz dakika 18'lerde bir kişi eksik. Şimdi bunu yenmeyelim de kimi yenelim? Firmino. Kullandı serbest vuruşu. Güzel bir serbest vuruş. Güzel bir free kick ama kaleci bir sonda kaldı top. Kaleci bir son. Kullandı degajını sol tarafa doğru ama nereye? Taç. Bu hatanızı beğenmedim dedi. Taça atıyorum, tekrar gelin dedi. Biz de kırmıyoruz. Bir sonu bu ricasını Horgan'la al kardeşim dedik. Yapmış olduğun hatayı sana topu atarak telafi ediyoruz. Benzema. Kimpembe'ye güzel pas. Gogic vardı karşısında. Kimpembe uzun oynadı. Horgan. Riske girmedi kaleciye. Sert bir pas ama Jones. Kontrol etmekte zorlandı. Jones. Kolara mükemmel pas. Jones. Osat yok. Firmino. Firmino. Bir kişi var önünde. Sırıldı. Ceza sahasına girdi ve hayırlı olsun. Dışarıya. Ulan 1-0 hayırlı olsun diyecektim. Atamadık be. Fernandez. İndirdi tekrardan Firmino'ya. Firmino hatasını telafi etmek için gidiyor. Rose'a pasını verdi. Rose çaprazda ilerliyor. Rose kaleciyle karşı karşıya. Rose vurdu korner. Oğlum bu kaleci kim lan böyle? Bilson. He? Adam kalenin ağzından çektiğimiz sütü kurtardı ya. Olari. Yerden bir orta Firmino'ya geçmedi. Kimpembe. Farkındaysanız bugün hep yerden orta açıyorum arkadaşlar kornerde. Yeni bir taktik deniyorum. Yeni bir strateji belirliyorum. Bunun da neticesini alırsam yakında sizlere videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Kornerden farklı bir gol atma taktikleri belirliyorum. Arıyorum, arayıştayım. Buldum birkaç. Onu nasıl nokta atışı yapılır? Ona çalışıyorum arkadaşlar. Emin olduktan sonra paylaşacağım sizlere. Rosa geçmedi. Van der Meer. Tekrardan evet Rose. 45+2 son saniyeler. İlk yarı 0-0 sona erdi. Bakalım ikinci yarı 10 kişi rakibimizi yenebilecek miyiz arkadaşlar? Bence yeniriz diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor ve az önceki Paris Saint Germain mi? Fransa mı neydi o? Yani o rakiplerden sonra, özellikle Fransa gibi rakipten sonra bu adamın çerez gibi gelmesi lazım arkadaşlar. Tokatlamamız lazım yani. %10 takviyemizi de basalım. 3'er oyuncu değişikliğini birden yaptık ve ikinci yarıya başladık. Van der Meer. Ahman Persson. Firmino. Kolara güzel pas Firmino'dan. Kolar döndürmediler. Wilson uzaklaştırıyor. Hakem. Bir çekil be kardeşim.
Allah kitap aşkına bir çekil şu ayak altından ya. Senin yüzünden top oynayamıyoruz ya. Omer orta geçmedi. Gorter. Hala Gorter'de. Urbanski. Firmino güzel pas. Firmino sıyrılamadı. Petrovicius. Benzema. Benzema pas atacak arkadaşını arıyor. Kaptırdı topu Kolar. Firmino'nun koşuna doğru güzel pas. Firmino yardırıyor ama yetişemiyor. Yardırması boşa çıktı. Bir son. Hata yapmadı, uzaklaştırdı. Gogic var o noktada. İndirdiler. Tekrardan Benzema'ya. Benzema. Arka tarafa mükemmel pas. Van der Meer. Rakibimizden hızlı. Kaleciye geçmedi korner. Umarım bu korner bize pahalıya mal olmaz. Kimpembe. Köşe vuruşunu kullandı içeriye doğru. Van der Meer uçan kafa uzaklaştırdı Firmino'ya doğru. Firmino. Dakika 65'ler, maç hareketlendi. Firmino sol kanattan ilerliyor. Ortada 3 kişi koşturuyor. Şu an boş pozisyonda görüyorsunuz. Ortaya doğru baktık. 2 kişi var. Gorter. Gorter'e mükemmel pas. Gorter vurdu. 1-0 dakika 69'da. Öne geçiyoruz. Dani Gorter. Sol kanattan Firmino mükemmel sürdü. Kontraya kattık. Defansı gafil avladık burada. Hazırlıksız yakaladık ve 1-0 öne geçiyoruz. Firmino'nun koşana doğru bir pas. Firmino gelişine çakacağız. Firmino dışarıya. Roberto Firmino adeta top direği yaladı geçti ama gerçeği tutturamadık. Fernandes indirdi kafayı, Firmino'ya geçmedi. Wilson'da kaldı, ondan Benzema'ya. Benzema. Fernandes hadi abi, orada iki tane salak bir tane topu uzaklaştıramadılar ya. Bak Benzema tehlikeli geliyor. Ceza sahasına doğru sokuldu ve kaptık topu. Bir kontra daha olabilir mi? Kolar. Ah be, Firmino'ya geçemedi. Urbanski'ye de gelir mi, geçmedi. Fernandes. Fernandes'ten Urbanski'ye. Bekletmeden yine Firmino düşündük ama orada bir anlaşmazlık. Top rakipte. Urbanski'ye yine gelmedi. Fischer. Benzema Fischer mücadelesi. Benzema'da kaldı. Kayarak müdahale mükemmel. Firmino'ya kazandırdık. Firmino attı çalımını. Dakika 90. İkinci müdahale. Üçüncü kayarak müdahale. Firmino hepsinden sıyrıldı ve 2-0. 2-0 öne geçiyoruz 96-1'de. Buradaki kayarak müdahale. Buradaki kayarak müdahale bu topu, bu golü getirdi arkadaşlar. Arkamızdan adam biçer döver gibi geliyordu kayarak aya. Ama maalesef evet, bu da kaçtı. Bu da kaçtı arkadaşlar. Ve Tokatçov 3 maçın sonunda sona eriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 15. sezona bu çöp kadroyla oynadığımız rakipler gerçekten zorlu rakiplerdi arkadaşlar. Kadroları gördünüz. Yani son rakibi saymıyorum. Onun öncesinde Trabzonspor ve Fransa diye bir rakiple oynadık. Mükemmel kadroları vardı. Güzel maçlar oldu. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bunu sende hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her biri özgün, her biri bomba. Abone ol sende hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her biri özgün, her biri bomba.